Değerli dostlarım, sevgiler. Nasılsınız Doktor Bora? Güzel bir şekilde şu an Bursa yolundayım ve Pendik'ten feribota bindim. Yalova'ya geçeceğiz. Didem Hanım'la beraberiz. DF Management eğitim serilerinden bir Fransız firmasıyla yine Bursa'da eğitim semineri yapacağız. Şu anda da feribota devam ediyorum. Size bir videoyla da sesleneyim istedim. Bu eğitimin konusu sağlıklı beslenme olacak ve süper bilgiler, bakın, hem bir araya getirdim. Onlardan bazılarını da sizlerle beraber güzelce bir paylaşayım istedim. Şimdi değerli dostlar, özellikle hani böyle çok bir yandan da komedi olduğu üzere hani onu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin, şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin videoları var ya, böyle dönüyor çok komik bir şekilde arka arkaya. Peki ne yiyeceğiz diye. Hani hem bunun nedeni olan glisemik indeks denen şey nedir, ne değildir? Hangi besinlere neden öncelik verelim? Hangi besinlerden uzak duralım? Bununla ilgili birkaç bir bilgi paylaşayım sizlere. Hem de insanın beslenme alışkanlığında neler değişti yıllar içinde? Eskiden var mıydı böyle beslenme sorunları, obezite, kalp hastalıkları, böyle neden arttı belki şu son yıllara baktığımızda? Onlara şöyle bir değinecek olursak, bakın, ateşin bulunmasıyla aslında başlıyor her şey. Ateşi insanoğlu bundan yaklaşık 1.4 milyon yıl önce kontrol etmeyi öğrendi. Kontrol edebiliyordu. Ve o ana kadar, yani bundan yaklaşık 1.4 milyon yıl öncesine kadar insan topladığı tüm meyveler ve sebzeler olsun, yakaladığı diğer tüm hayvanlar olsun, onları çiğ olarak tüketiyordu. Çiğ olarak tüketmek zaman olarak çok ciddi sorun yaratıyordu. Zira çok basit, bunun bugünkü deneyleri var. Örneğin günlük ihtiyacımız olan kaloriyi havuçtan almaya kalktığımızda çok güzel bir kasa havuç yiyerek de günlük kalorimizi alırız. Lakin o havucu yememiz için harcamamız gerekli olan süre 12 saat oluyor. 12 saatte ancak gerekli kaloriyi almak için havuçla kullanabiliyoruz. Oysa eğer havucu haşlayacak olursak ya da farklı bir beslenme çeşidine havucu dönüştürecek olursak, o havucu yarım saatte yiyip kalkıyorsun. Geri kalan 11,5 saati işte insanoğlu beslenmek için harcamak yerine düşünmek için harcamaya başladı. Bundan 1.4 milyon yıl önce ateşi kontrol etmeyi öğrenmesiyle beraber. Ardından ateşi, lakin halen o dönemlerde hani ateşi bulduğu zaman kullanabiliyordu ve eş zamanlı olarak biz Homo sapiensler dışında eş zamanlı şu an dünyadan yok olmuş olan en son Homo neandertaller olduğu üzere, Homo erectuslar dahil olmak üzere aynı dünya üzerinde diğer akraba insanımızı, kuzenlerimizle beraber yaşıyorduk. Bundan yaklaşık bir 15 milattan önce 15.000'de ise ateşi istediği zaman yakmayı, istediği zaman söndürmeyi, gerekiyorsa ateşi taşıyarak başka bir yere götürmeyi insanoğlu beraberinde keşfettiği anda çok büyük bir aslında çağ değişti beslenmeyle ilgili. Zira bununla beraber ta o zamanlara kadar aslında kadınların ağırlıklı olarak besin zincirinde toplayıcı oldukları, yani meyve kökleri ve sebzeleri bulup onları aile kalorisine ekledikleri sırada, erkekler de avcılıklar devreye giriyordu ve av için yola çıkarak protein ve yağ ihtiyacını erkek de devreye getiriyordu ve ailenin beslenme kalori sepeti bu şekilde oluşturuluyordu. Orada çok ilginç şöyle bir datayı mutlaka paylaşmak gerekli. Kadının rolü çok değerli ve çok yüce o dönemde bile. Zira erkeklerin ortalama av başarısı her 10 avdan sadece birisinde erkek başarı sağlayabiliyor. Yani 9 defa ava gidiyor ve her seferinde en az 20 kilometre yol gidip geliyor olması gerekli. 9 defa boş çektiği sırada, yani protein ve yağı getiremediği sırada, bütün o süreçte aileyi ayakta tutan kadınların toplayıcı olarak biriktirdikleri meyve, sebze kökleri ve vesaireler. İşte o bir tane ise, yani o kadar neden uğraşılıyor peki? O bir tane onda bir başarıyla getirilen protein ve yağ oranı ise insanın ihtiyaç duyduğu beyin gelişimindeki bütün değerli, özellikle B12 başta olmak üzere nöron iletiminde de çok büyük rol olan o bütün elementleri de, mineralleri de böylece insanoğlu aldığı. Bundan
Milattan önce 14.000, 15.000 neredeyse çok büyük başka bir değişim gerçekleşti ve birinci sanayi çağı diyebileceğimiz birinci beslenme devrimi gerçekleşti. Bundan milattan önce 15.000'de tarım ve hayvancılık başladı. Yani o ana kadar insanoğlu bir protein ve yağ elde etmek için günde 20 kilometre yürüyüp 9 defa boş çektiği sırada artık koyunları, inekleri ve diğer birçok kümes hayvanını, büyük baş küçük baş hayvanları evcilleştirmeyi, onları beslemeyi, ihtiyaç duyduğunda, acıktığındaysa onların etinden, sütünden faydalanmayı keşfetti. İnsanoğlu bundan milattan önce 15.000'de. Eş zamanlı olarak da bir şey daha gelişti. Tarımla birlikte başta buğday, arpa olmak üzere, çavdar olmak üzere ki onlarla da beslediği hayvanların onları beslenme ihtiyacı için esas olarak gerekliydi. Çünkü tamam sen bir koyunu, tavuğu, ineği tutuyorsun bir yerde ama onu da beslemen gerekli ki o yaşamını devam ettirsin. Ondan sen ürünler al. İşte insanoğlu eş zamanlı olarak bundan milattan önce 14.500, 15.000 yıl öncesinde bu tarım ve hayvancılıkla ilgili devrim gerçekleştiğinde aslında değerli dostlar o ana kadar çok sıkıntılı olan bir başka süreç başladı. O ana kadar dünya üzerinde hiçbir topluluğun kendisine alan olarak ayırmış olduğu bir yer yokken artık hayvancılığın yapıldığı, tarımın ekildiği alanlar yani yeryüzündeki sınırlar belirmeye başladı ve sadece klanlar olarak yüzlerli kişiler şeklinde yaşayan gruplar yerine artık sayıları binlerle, on binlerle telaffuz edilen şehirler, kasabalar, köyler büyük kurulmaya başladı. Burada da şöyle bir değişik durum ortaya çıktı. Eskiden yaklaşık 100 kişilik bir kabilenin beslenmesi için, yaşaması için gerekli olan alan 50 kilometre kareydi. Yani 50 kilometre karelik bir alandaki hayvanlar, işte bitkiler, meyve ağaçları vesaireler 100 kişi için yeterliydi. Oysa bugün belki de 10.000 kişinin bir arada yaşayacağı bir köyde sadece 1 kilometre karelik alan bile yeterli olabilir. Çünkü ev tiplerimiz değişti, beslenme tiplerimiz değişti. Bu beslenmenin o günden bugüne kadarki şöyle bir hikayesini bir yandan sizlerle paylaştım. Oradaki en önemli değişikliklerden bir tanesi de değerli dostlar, eskiden bu anlattığım milattan önce 15.000 öncesinde besin için, besini bulmak için günde ortalama 20 kilometre yol gidiliyordu. Yani 10 kilometre gidiyorsun, 10 kilometre geri geliyorsun. 20 kilometre böyle bir avuç belki de bir kiraz için ya da yakalayacağım bir tane tavşan için 20 kilometre yol yürünüyordu. Bugünse karnımız acıktığında şurada kafeye gidiyoruz, canımız ne çekiyorsa alıyoruz. Ya da belki de bu videoyu evde izliyorsunuz, oh acıktım diyoruz, gidiyoruz buzdolabını açıyoruz. Orada canımız ne çektiyse kendi ağız tadımıza göre istediklerimizi hüpletiyoruz. Şimdi besine ulaşmak için günde 20 kilometre giden insandan, oturduğu yerden evine paket siparişi, yemek siparişi veren insana transforme olunca, dönüşünce işte bu da insan sağlığında da aslında yaratılışımıza çok aykırı olan bir durum olduğundan dolayı geçmişe göre bugün çok daha fazla sayıda başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere türlü türlü kanserin de hepsinin altında aslında bu beslenme şemasında kendimize aslında uygun olmayan bu kolay besinler, rahatça besinlere ulaşma ve bu kadar insanın çok daha kolay ve rahat beslenebilmesi için de besinlerin çok daha farklı ve değişik yöntemlerle üretiliyor olması devreye girdi. Videonun şöyle sonuna gelirken bir de glisemik indeksten bahsedeyim sizlere. Glisemik indekste hani o malum videolarda çok komik bir şekilde onu da yiyeceksin, bunu da yiyeceksin, onu yemeyeceksin, şunu da yemeyeceksinler var ya. Onlar işte besinlerin bir glisemik indeksleri var değerli dostlar. Lütfen bir bakınız, bir bulunuz. Ben de yorumlar bölümüne aşağıya birkaç tane görseli ekliyor olacağım. O görsellerde de göreceğiniz üzere tüm besinleri hani kirazdan patatese kadar, işte elmadan
beyaz ete kadar, balığa kadar, tüm besinlerin hepsinin bir glisemik indeksi var. Yani o besini biz aldığımızda, tükettiğimizde o besine vücudumuz nasıl yanıt oluşturuyor? O besini vücudumuz işlediği sırada insülinimiz nasıl devreye giriyor? Bunun bir glisemik indeks dediğimiz bir skalası var ve bir besinin glisemik indeksi eğer yüksek ise o besini vücudumuza biz aldığımızda gereğinden fazla insülin salgılatıyor o besin ve bu da aldığımız besinin kullanılması yerine depolanması anlamına geliyor. Yani glisemik indeksi yüksek olan buğdaydan yapılmış bir dilim ekmeği tükettiğimizde o ekmekten aldığı kaloriyi bedenimiz kullanmak yerine çoğunluğunu bunun glisemik indeksi yüksek, ben hemen insülin hormonuyla beraber bunu hop yağ olarak depolayayım diyor. Oysa bir tam buğday ekmeğini, bir kara ekmeği örneğin bir dilimini tükettiğimizde bunun glisemik indeksi düşük olduğu için insülin hemen devreye girmiyor. Oradan almış olduğumuz kalori güzel bir şekilde kanda kalıyor, kullanılıyor ve açlık ihtiyacımız da güzel bir şekilde bastırılıp uzun soluklu tok kalınması sağlanıyor. Glisemik indeksi düşük olan yiyecekleri yaşamımızda daha çok bulunduralım değerli dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Vallahi hop Yalova'ya da yaklaştık. Arkada da şöyle bakın, güzelce de sizlere de göstereyim. Bir deniz manzarasıyla beraber sizlerle beraber Yalova'ya da gelmiş bulunuyoruz. Buradan hop seminere doğru da ben devam ediyor olacağım. Kendinize çok iyi bakınız değerli dostlar. Sağlık ve sevgiyle.